Herkese selam. Bugün borsada yatırım yapanlar için değişik ve alternatif portföylerden bahsedeceğim. Borsada hisse senetlerinden oluşan güçlü bir portföy oluşturmaya çalışacağız. Güçlü bir portföy nasıl oluşturulur? Borsayı çok iyi biliyorsanız, abi ben bu işin piriyim diyorsanız, bu işte 10 numara olduğunuzu düşünüyorsanız, bakın sadece bir tek hisse almanız, tek bir hisseye yatırım yapmanız size çok daha fazla kazandırır. Ama bunu yapabilecek kişi sayısı çok az. Zaten öyle olduğunuzu düşünseydiniz bu videoyu izlemezdiniz. Şimdi herkes bir işte Warren Buffett olamaz. Bizler küçük yatırımcı olarak daha küçük kazançlara önce bir razı olmamız gerekiyor. Yani daha fazlasını kazanmak için önce küçük kazançlara, cüzi kazançlara rıza göstermemiz gerekiyor. Ben hemen bu işe başlar başlamaz çok büyük paralar kazanacağım diye borsada yatırıma başlarsanız sonuç hayal kırıklığı olur. Önce ufak ufak kazanacağız. Daha sonra ilk bir senenin sonunda yatırımımızı artıracağız. Zaten şöyle söyleyeyim. Yani ikinci senenin sonunda artık o farkı fark edersiniz. Üçüncü senenin sonunda artık bayağı bir böyle ferahlarsınız. Ve beşinci senenin sonunda bile ekonomik özgürlüğe doğru çok önemli mesafeler kat etmiş olursunuz. Tabi burada yatırmış olduğunuz sermaye de önemli. Ama bizim asıl amacımız önce zararımızı minimize etmek. Çünkü zarar edersek hiç kimse bizi kurtaramaz. Ama o balina diye tabir ettiğimiz para babaları için hiç sorun değil. Aldığı hissenin değeri %50 bile düşse, %70 bile düşse adamı sen piyasadan çekemezsin. Bu yüzden portföyümüzde ben 15 tane hisse bulunmasında bir sakınca görmüyorum. Öyle bir sepet yapmalıyız ki ne olursa olsun para kaybetmeyelim. Önceliğimiz para kaybetmemek. Geçen birisinin, bir arkadaşım bir videosunu izledim. Diyor ki portföyde 3'ten fazla hisse tutmak enayiliktir diyor. Yani bu kişi hem doğru söylüyor hem yanlış söylüyor. Doğru söylüyor çünkü doğrudur. İşi bilenler için 3 tane hisse ideal. 1 hisse, 2 hisse, 3 hisse portföyde ideal. Ama işi bilmeyenler ne yapacak? Asıl sorulması gereken soru bu. Çoğu kişi işi bilmiyor. O yüzden ben de böyle bir video çekerek size yardımcı olmak istedim. Gelin beraber bir örnek portföy hazırlayalım. Portföyümüzde 10 tane hisse de olabilir, 15 tane de olabilir. Bu sadece bir örnektir, bir yatırım tavsiyesi değildir. İlk olarak ben portföyüme bir tane banka hissesi koyabilirim. Ama tutup da 5 tane banka hissesi koymam. 5 tane banka hissesi portföye koymak neye benziyor biliyor musunuz? Bu portföyü çeşitlendirmek olmuyor. Şimdi sen şuraya bir tane şey açacaksın. Bakkal dükkanı. Diyorlar ki sana 5 milyon lira vereceğiz. Bununla git iş kur. Diyorsun ki ya ben 5 tane yan yana bakkal dükkanı açacağım işte. Her birine 1 milyon lira harcayacağım. Sizce bu mantıklı olur muydu? Yani 5 tane yan yana bakkal dükkanı açacağına, bir tane bakkal dükkanı açarsın. Onun yanına bir tane hırdavatçı, bir tane giyim mağazası. Böyle farklı farklı dükkanlar açsan daha iyi olmaz mı? Şimdi dünyanın gidişatına bakıldığında ülkemiz coğrafyası açısından jeopolitik risklerin yüksek olduğu bir dönemde gibiyiz. Öyle bir dönemdir demiyorum ama böyle bir risk var. Dolayısıyla savunma sanayi hisselerinden de 2 tane portföyüme koysam hiç fena olmaz. Burada isim vermiyorum. Savunma sanayinden 2 tane hisse. Siz anladınız onu. Şimdi böyle bir risk varsa, böyle bir risk olsun olmasın, ilaç sektörü çok önemli. Çünkü dünya nasıl bir hal alırsa alsın, ilaç tüketmeye ihtiyacımız var. Mecburuz. 2 tane de eczane sektöründen hisse olmasında sakınca yok. 2 tane de sepetime eczane hissesi attım. İsim vermiyorum tabii ki. Perakende sektörü yine çok önemli. Dünyada ne olursa olsun bir şekilde insanların bir alışveriş yapması gerekiyor. Dolayısıyla portföyümde 2 tane de süpermarket hissesi olsa hiç fena olmazdı. Giyinmek de bir ihtiyaç. Tekstil sektöründen de bir tane hisse olmalı ki çıplak gezemeyiz Afrika'dakiler gibi. Hatta burada şöyle bir tüyo da vermek istiyorum. Lüks giyim firması. Lüks giyim firması daha iyi olur. Abi niye öyle söyledin? İnsanlar işte
giyim ihtiyaç ama insanlar ucuz giyinmez mi? Niye böyle söyledim? Bunu şuna istinaden söylüyorum. Hani eski takipçilerim biliyorlar. Vaktiyle Fransız tatil köyünde çalışıyordum. Orada da birçok böyle Türkiye'deki iş insanı ile hani yemek yeme, karşılıklı konuşma, yemek yeme, sohbet etme imkanlarım oluyordu. Ülkemizin ünlü bir lüks giyim mağazası diyeyim, firması diyeyim. Onun CEO'su da gelmişti. Beraber onunla bu ekonomik konuları konuşmuştuk. Bana şöyle demişti. Bak dedi, ülkede, bu ülkede ne kadar ekonomik kriz çıkarsa çıksın, bizim satışlarımız asla dedi bundan etkilenmez. O yüzden lüks giyim diyorum. Yani ne olursa olsun o firmanın, lüks giyim firmalarının satışları etkilenmiyor. Kaç hisse etti portföyde? 8 tane hissemiz oldu. Buna bir de ulaştırma hissesi ekliyorum. Etti 9. Bir de temiz enerji hissesi eklersem etti 10. Bakın 10 tane hisseden oluşan bir portföyüm oldu ve oldukça defansif diyebileceğim bir portföy. Ha şunu sorabilirsiniz. Abi böyle çeşitlendirme yapmadan tek bir hisseyle de böyle bir çeşitlendirme yapılabilir mi? Ya yapılabilir. Aklıma ilk gelen Koç Holding oldu. Çünkü Koç Holding alırsan içinde bankası var, otomobili var, bir sürü sektörü var. Türkiye'nin en güçlü holdingi. Fakat hala bazı eksiklikleri var. Ha böyle bir yol da çizilebilir. Böyle yapanlar da var. Ben bir şey demiyorum. Ben burada bir örnek portföy oluşturdum sadece. Fakat şu unutuluyor bu portföylerde. Şu unutuluyor. Ülke riski. Yani ben Türkiye'deki şirketlere yatırım yapıyorum yapmasını ama ülke genelinde bir kriz çıktığını düşünelim. Tüm ülke olarak risk altındayız. Atıyorum öyle bir şey oldu ki tüm ülke olarak risk altındayız. İnşallah olmaz da. O zaman benim portföyümde mutlaka yabancı ülke yatırımları da olmalı. Olur da Türkiye'de işler kötü giderse hiç değilse yurt dışında yüzümüz gülsün arkadaş. Burada yüzümüz gülmüyor bari Avrupa'da, Amerika'da, Japonya'da, Çin'de yüzümüz gülsün. Hatta geçenki videolarımın birinde Japonya'ya, Çin'e, Hindistan'a, işte Suudi Arabistan'a nasıl yatırım yapılır onu da anlatmıştım. Şimdi bir örnek vereceğim. Yatırım tavsiyesi değil. Yay fonu var mesela. Yay fonu bak notuma da almışım. %93'ü yabancı hisse senetlerinden oluşuyor. Guh fonu var. Guh. %95'i yabancı hisse senetlerinden oluşuyor. Mesela AFT fonu var. O da aynı şekilde. %95'i yabancı hisse senetlerinden oluşuyor. Böyle yaparsam bu atıyorum bu 3 fonu da portföyüme eklersem ne yaptım? Ülke riskimi dağıtmış oldum. Yani ancak kıyamet kopması lazım ki arkadaş bu portföy zarar etsin. Ya tüm dünya batacak ki bu portföy zarar etsin. Yani portföye kaç hisse konulur? Bunun bir cevabı yok. İstersen 30 tane koy, 50 tane koy. BIST 30 var değil mi? Ne diyorlar? İşi bilmiyorsan git BIST 30'a yatırım yap diyorlar. Hiçbir şey bilmiyorsan git BIST 30 al. Tabii duruma, konjonktüre göre portföyümüzdeki hisse adedi değişkenlik gösterir. Bugün 10 tane olur. Yarın 20 tane olur. Öbür gün 5 tane olabilir. Yani bunu o günün koşullarına göre belirleriz. Tabii geleceği doğru okuyabilmek önemli ama geleceği hiç kimse bilemez. Keşke bilebilsek ama bilemiyoruz. Ama bazı tahminler yürütüyoruz. Mesela ne diyoruz işte Kasım ayında faizler Türkiye'de düşerse sonra 2025 yılında ikinci konuta kredi gelirse konut piyasası hareketlenir. Yani gayrimenkul şirketlerinin değeri artmaya başlar. Dolayısıyla sen bu fikri satın alıp sadece o alana yatırım yaparsan işin sonunda çok büyük karlar elde edebilirsin. Ama böyle bakın avucunu da yalayabilirsin. Mesela maliyet düşürme diyoruz. Sen herhangi bir sektörün çok iyi olacağına inanıyorsan yatırım yaptığın hissenin değeri düşse bile düzenli olarak alım yapıp maliyeti düşürebilirsin. Sonunda düşündüğün gibi olursa güzel kazançlar sağlarsın. Ama öyle olmazsa bu sefer bu elimle yapıyorum. Yine bu şekilde avucunu yalarsın. Sonuç hiç iyi olmaz. Yani portföyde çok fazla şirket olmasının sebebi, çok fazla şirket demeyeyim, farklı sektörlerde çok fazla şirket olmasının sebebi budur. Yani portföyü çeşitlendirmek kazancımızı artırmaz, tam tersi kazancımızı düşürür. Az şirket olması risklidir fakat az şirketle kazandığınız mı tam kazanırsınız. Yani olay bundan ibaret. Portföyü çeşitlendirmek
kazancımızı artırmıyor ama kaybımızı azaltıyor. Olay bu değerli dostlarım. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Burada anlatılan tabii ki yatırım tavsiyesi değil, kişisel görüşlerimdir. Hepinizi en derin, en içten duygularımla kucaklıyorum. Hoşça kalın.